663. Elmalı Er Meydanı'nda çok teşekkürlerimi sunuyorum diyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına görüşüyor. Hasan Borucu, Antalya Asar Güreş takımı. Evet, baş altı pehlivanlarımızın final müsabakasını yönetecek olan hakemimiz Bursa bölgesinden Sefa Oktay. Evet. Baş altılar da birazdan çıkış yapacaklar final için. Değerli izleyenler, seyircilere tanıtılıyor. Baş altında Hasan Borucu ve Turan Balaban final yapacak isimler. Giyinmesini bilene ne giyse çok yakışır, onlara bakma gözler kamaşır. Evet sevgili seyirciler, 2014 yılı Elmalı Güreşleri ana devrede Sayın Muammer Ak sana devam ediyor büyük orta. Bu kez bastıran isim Hakkı Aygün. Sevgiler, Antalya bölgesinden. Ömürlük olsun. Dostluklar pazara kadar değil, mezara kadar olsun. Evet, Elmalı Ilçe Başkanım bu güreşlere çok emek veriyor. Evet, bu karşılaşmalar devam ederken biz bir kez daha yıllar öncesine gideceğiz. Antalya'nın çok önemli bir ismi tarihi Kırkpınar'da baş pehlivanlık final güreşi yapacak sevgili seyirciler. Cengiz Elbey'e tek daldı bu sefer. Ama yağlı vücutla oyunun devamını yapmak gerçekten çok zor. Şimdi bastırdı. Evet, bir puan daha. Güreşin bitmesine 3 dakikalık bir süre var. Seyirci güreşten memnun değil, ıslıklar var. Evet, karşılıklı hareket başladı. Şimdi yine tek dalmak istedi Cengiz. Ama puan vermiyor Ahmet Taşçı. Evet, son 2 dakika olduğunu hakem işaret ediyor güreşçilere. Ahmet Taşçı bir puan alırsa müsabaka uzayacak. Ama böyle biterse Ahmet Taşçı puan alamazsa Cengiz baş pehlivan olacak Cengiz Elbey'e. Şu anda son dakikada Cengiz Elbey'e daha atak. Güreşin son saniyeleri. Evet, güreş bitiyor ve Cengiz Elbey'e Kırkpınar baş pehlivan oluyor. 7 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını alan Ahmet Taşçı 8.'yi alamıyor. 1994 yılının Kırkpınar baş pehlivanı Cengiz Elbey'e bir kez daha Kırkpınar baş pehlivanı oluyor. Ve 637. Kırkpınar baş pehlivanı omuzlarda. Duygularımı biliyorsunuz, ben bu birinciliği 3 senedir bekliyorum. Geçen sene nasip olmadı. Allah'ın izniyle bana bu sene nasip oldu. Ancak ben bu birinciliğimi buradaki seyirciye borçluyum. Görüyorsunuz şu tezahüratı. Allah razı olsun hepsinden.
Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın Cengiz Elbey'e. Onun namı Son Osmanlı'ydı sevgili seyirciler. Tevazu sahibi yiğit, başpehlivandı. Neden gösteriyoruz? Sadece bu bölgenin değil, Türkiye'deki tüm gençliğe örnek olsun diye gösteriyoruz. Herkes kendi atasını bilsin, tarihini bilsin ve ona göre kendisini yetiştirsin. Örnek alacağınız insanların yüreğine ve kalbine bakın diye söylüyoruz değerli izleyenler. Ben de tanıdım rahmetli Cengiz abiyi. Çok yürekli, çok tevazu sahibi bir beyefendi başpehlivandı. Tekrar tekrar Allah rahmet etsin. Hepsi bu bölgenin çocuğu. Evet, başpehlivanlar da anons ediliyor sevgili seyirciler. Baş altında Perşev var. Evet sevgili seyirciler, birazdan baş pehlivanlarda çıkış yapacaklar. Alt boylarda mücadeleler devam ediyor. Evet, binlerce seyirci biraz sonra baş pehlivanlık finali için çıkacak olan Orhan Okulu'yu ve İsmail Balaban'ı bekliyor. İşte ekranlara geliyor sevgili seyirciler. Biz de o baş pehlivanlık karşılaşması başlamadan sizler için hazırladığımız bir kaseti daha gireceğiz değerli izleyenler. Evet, Tarih Kırkpınar'da bir final karşılaşması daha ekranlarınıza geliyor. Alkışlarla diyelim maşallah. Allah, işte 2012 yılı Tarih Kırkpınar'ın final güreşi başlıyor. Sevgili seyirciler, Cazgır'ın salavatlamasıyla başladı. Bu şu anlama geliyor: Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yolunda olduklarını pehlivanlara hatırlatıyor Cazgır. Salavat bitti. Şimdi bir kartalın kanat çırpması, atın şahlanması, yayından çıkan okun yeni hedeflere, yeni ufuklara yol almasını tasvir eden bir şeye başladı pehlivanlar sevgili seyirciler. Uygulama normalde kaldırılmıştı ama şu an tekrardan uygulanıyor. Ben de bir anlam veremedim. Çünkü bu puanlama sistemiyle beraber getirilen kurallar içerisindeydi bu. Sezon içinde uygulandı birkaç güreşte. Örneğin kemerde uygulandı, Bulmaca güreşinde uygulandı. Sonra bu kuralın kalktığını söyledi federasyon bizlere ama burada tekrardan uyguluyorlar. Bilmiyorum, çok farklı bir şey oldu. Evet, burada zannediyorum puanlama, yani her bastırma puan olarak karşılık görecek. Peki kaç puan alan galip olacak? Minder'de 6-0 olduğu zaman devre bitiyor. Güreş bitecek mi 6-0 olduğu zaman? Hayır, burada bir puanlama sınırı yok. Yani 3 puan, 5 puan, 6 puan, yani öyle bir sınırlama yok. Sadece süre bittiği zaman kimin daha çok puanı varsa o galip ilan ediliyor ama yani yağlı güreşin bence yapısına çok ters bir pozisyon. Kıymetli güreşlerler, baş pehlivanlık final güreşinde 10 dakikalık puanlama bölümü sona ermiştir. Şimdi anons edildi sevgili güreşlerler. Evet, Savaş Yıldırım, 10 dakikalık sürede bitti. Artık bu alan galip olacak. Hocam artık dananın kuyruğu burada olacak. Evet. 2011'in tekrarı mı olacak, olmayacak mı Savaş Yıldırım? Yani Recep Kar arkadaşımız taktiksel olarak şeyini değiştirdi. Yani geçen sene yapmış olduğu hatayı artık ve o taktiği burada yapmak istemiyor. Tabii Ali Gürbüz arkadaşımız da her sene kendini geliştiren bir arkadaş. Bakalım, yani sonuç çok farklı, yani tahminler çok zor. Ali Gürbüz karşı atak güreşi çok iyi bilen bir yağlıcı sevgili seyirciler. O yüzden Recep Kar'a atak yaparken 3 kere düşünüyor. Tabii. Ve şimdi yine Ali Gürbüz yanbaş denedi. Göğüs çaprazına girdi. Yanbaş attı, olmadı. Recep Kar'a daldı sevgili seyirciler. Gerdanlama yapıyor Ali Gürbüz. Tekrarı mı olacak? Recep Kar'a paçalar ele geçirdi. Ali Gürbüz künde atmak üzere. Atamadı Recep Kar'a. Sevgili seyirciler, künde atmak istiyor. Oldu mu güreş? İşte sevgili seyirciler, Ali Gürbüz 2012 yılının baş pehlivanı.
Evet, Ali Gürbüz Şubat ayında Dualı Çayırlara geri dönecek. Yanımızda Ayhan Üstündağ var. Antalya bölgesinden Ayhan Üstündağ. 2012 hep birlikte izledik. Ali Gürbüz bir ara verdi ve bu aradan sonra tekrar Çayırlara dönecek. Seyircilerimiz soruyordu ne zaman dönecek diye. 2016'nın Şubat'ından sonra Ali Gürbüz bu Çayırlarda kısmet yiyecek. Bugün yoğun programlarına rağmen kendiler aramıza katıldılar, bizi yalnız bırakmadılar. Evet. Geçmişte Ali Gürbüz'ü rahmetli babası Recep Gürbüz'ü rahmetli merhum Cengiz Elbiye'yi ve yıllar önce elmalı güreşlerini verdik sevgili seyirciler. İşte hep bu bölgenin çocukları bu bölgede yetişmişler. O yüzden elmalı da yapılan yağlı güreşlerin onların geçmişten görüntülerini vermek de bizim için anlamlı. Evet, büyük ortada puanlama devresindeyiz. Ertuğrul, Dağ Deviren ve Hakkı Aygün arasında geçiyor. Ve onların yanında da bir karşılaşma var. Baş altında final mücadelesi. Mustafa Kemal Karaboğa bir not bıraktı bize. Baş altı için Hasan Borucu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Asat Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu diye. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet. Antalya Büyük Sayın yönetmenimden rica edelim. Diğer karşılaşmayı da gösterebilir miyiz? Yine üçüncü, Tuğran Balaban'la Hasan Borucu. Şu anda protokolün İkinci, önünde güreşiyorlar. Evet, Yurda, bu karşılaşma ekranlara Şimşek, geliyor. Daha birinci, uzun boylu olan, esmer olan Hasan Borucu. Evet. Minik iki ekranlara geliyor. Kendisi biraz önce söylemiştik. Antalya Büyükşehir'in Asat Spor Kulübü'ne transfer olmuş. Hayırlı olsun diyoruz. Ve ekranlara gelen rakibi İsmail Balaban'ın ikizi Tuğran Balaban. Hangi kulüpte ayağın üstünde? İsmail Balaban'la beraber Konyaaltı Belediyesi'nde. Evet. Adı güzeli El Meydan'a davet ediyorum. Büyük Orta'nın finaline geçiyoruz. Dönüşümlü olarak baş altını ve Büyük Orta'yı ekranlarınıza getireceğiz. Evet, baş altında Tuğran Balaban'ın bir atağı var. Şimdi dışarıda Kasnak'tan oyun arıyordu, izin vermiyor. Hasan Borucu, Antalya bölgesinin teknik pehlivanlarındandı Hasan Borucu. Evet, değerli meclis üyelerim, Sayın Rahatlık Bayram. Kısa bir ara verdikten sonra tekrar güreşe döndü Sayın sevgili Yılmaz'dan seyirciler. Adı güzel. Lütfen çok acele El Meydan'a davet ediyorum. Elmalı'da sadece baş altı boyunda birinci olan Gürüstura çıkmıyor. Balaban'ın ikizi Tuğran Balaban şimdi ekranlarınıza geliyor. Değerli izleyenler, baş altında final karşılaşması. Baş altı hariç alt boyların birincisi önümüzdeki haftadan itibaren bir üst boya güreşmiş olacak. Kürşat Korkmaz da biraz önce rakibi Ali Topal'ı yenerek küçük orta büyük boyda birinci oldu. Aynı zamanda da önümüzdeki haftadan itibaren bir üst boyda büyük ortada güreşmeye hak kazandı. Televizyonlarını yan açan çok değerli izleyenler için tekrar ediyorum. Burası Antalya Elmalı. 663. Elmalı Yağlı Güreşleri yapılıyor. İzlediğiniz karşılaşma baş altının final müsabakası. Ve zaman zaman büyük ortanın finaline de geçiyoruz. Tuğran Balaban ekranlarınızda. Abisi, daha doğrusu ikizi İsmail başta, Tuğran baş altında mücadele ediyor. Rakibi Hasan Borucu. Teknik pehlivanlardan. Evet, Elmalı Belediyesi. Ama biraz müsabaka eksikliği var. İlçe başkanımız Sayın Ali Gökçe. Evet, Tuğran Balaban ana devrede yeni çalıyor. Kaçayı ele geçirdi. Başarılarından devamını diliyoruz. Evet, teşvik bir boyunda. Üçüncü Mahsun Bilgiç. Yine üçüncü. Evet. Şimdi Bayar Çilengel. Tuğran Balaban'ın bir hazırlığı var. Aferin. Zizli Memuru
en fazla belirsizlik ihtimali en fazla Nişinyada. Teşekkür görevli birisi İbrahim Akgiz. Tabii görevliler görevini yapmadığı için zaman zaman bizler kulaklığı çıkarıp alanı temizlemek için uğraşıyoruz. Sevgili seyirciler, kusura bakmayın. Burada kırmızı tişört giyen bir ton ekranlarınızda yansıyor görevli. Elleri belinde etrafı seyrederken bizler alana iniyoruz. Belediyeye duyurulur. Bu arkadaşların görevli olmasının hiçbir anlamı yok. Sadece kuru kalabalıktan ibaretler. Yayın yapmakta zorlanıyoruz. Sizler fark etmiyorsunuz. Kameraların önleri dolduğu için zaman zaman sıkıntı çekiyoruz. Sayın Mehmet Çetin, Sayın Erda Altaca, Sayın Salih Arı, Sayın Ahmet Fatih Kaplan, Sayın Kahraman İnanı Ermeni'den davetimi arz ediyorum. Erkan. Evet, başpehlivanlarımız son hazırlıklarını tamamladılar. Allah'ın izniyle şimdi sizlere onları takdim edeceğiz. Evet, saygıdeğer müresseller, çok kıymetli konuklarımız. 663. tarihi Elmalı Yeşil Yayla güreşlerinin geldik son müsabakası final güreşlerine. Yenen birinci, yenilen de ikinci olacak. Bakalım altın kemeri hangisi omzuna takacak? Evet sevgili güreşlerler, değerli konuklarımız. Aslı nesli Antalya Kumluca'nın evladı. Antalya Murat Paşa'yı tesadüfen görüşüyor. Bu yılın tarihi Kırk Meydanı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen rakiplerini teker teker yenerek Antalyalılar adına altın kemeri omzuna taktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi Kırk Pınar Başpehlivanı Murat Paşa Belediyesi adına görüşüyor. Evet, başpehlivanlar da seyircilere tanıtılırken şimdi Turan Balaban bastırmak üzereydi. Bastırdı. Çayırın evet. Dışına doğru taşlar. Bakın alanın düzensizliğini siz de görüyorsunuz. Seyirciler tamamıyla alana girmişler. Tarihi Kırpınar Başpehlivanı. 2014 yılı Tarihi Kırpınar Başpehlivan finalisti. 2015 yılı Tarihi Kırpınar Başpehlivan üçüncüsü. Tarihi Kırpınar'ın son 3 yılına damga vuran Antalya Konyaaltı Belediyesi adına görüşüyor. Evet, Tarihi Kırpınar'ın minikten başa kadar madalyalar kazanıp Elmalı'mızı en iyi şekilde temsil
eden er meydanların sarı fırtınası İsmail Balaban, Antalya Elmalı Akçay. Baş pehlivanlıkta artık baş final zamanı değerli izleyenler. Final müsabakasını yönetecek olan hakemimiz Antalya Güneş ilk temsilcimiz. Yine Döşemaltı ilçe spor müdürümüz Ahmet Karsa buradan yapacaklardır. Turan Balaban şimdi yine çift aldı, bastırıyor. Son anda açık düşmekten kurtardı kendisini. Hasan Borucu sevgili seyirciler. En iyi şekilde yapılmasını sağlayan eski şampiyonumuz Antalya Akdeniz bölge sorumlumuz Sayın Bilal Şahin hocama da bir alkış istiyorum. Şimdi sevgili güreşseverler, yanımızda iki tane evladımız var. Bunlar Antalya'nın evladı ama Türkiye Cumhuriyeti'nin gururları bunlar. Onurlarımız, gururlarımız. Evet, sağ içerisine girmeyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurları, gururları bunlar. İşte Ay Yıldız'ı milli formayla Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiler. Ağustos'ta 2015'te bu yıl Brezilya'da 120 kilogramda dünya üçüncüsü oldu. İşte bu gördüğünüz Elmalı Güreş Eğitim Merkezi'nde yetiştiler bunlar. Evet, diğer şu taraftan haber verelim. Büyük ortada Hakkı Aygün, Ertuğrul Dağ Devireni yenerek önümüzdeki haftadan itibaren baş altında güreşmeye kazandı. Coşkuyla alkışlıyoruz. Başkenti Saragosta'da Yıldızlar Dünya Üçüncüsü oldu. Bakın görevliler ortalıkta dolaşıyorlar sevgili seyirciler. Bizler kulaklığı çıkarıp kameraların önündeki arkadaşları alanın dışına doğru çekmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki herkes görevini düzgün yaparsa hiçbir sıkıntı olmaz. Ortalıkta boş boş dolaşmanın hiçbir anlamı yok. Sessiz kaldığımız sürelerde de gidip buradaki seyirci arkadaşları kameraların önünden alıyoruz biz kalkıp bizzat. O yüzden yayınımız da böyle düşük oluyor. Biraz daha yürüyün lütfen. Şimdi saygılar ve severlerden baş meydanlarımızı salavatlamadan önce sizlere kısa bir söyleyiş yapmak istiyorum. Bu her meydanın anlamını belirtmek için. 1300 yılı şimdi bunu anlatacağım ama yazgılarken nereden durdu? Benim belediye başkanım Sayın Avukat Ümit Öztekin öyle bir insandır ki, öyle bir bilgi yüklüdür ki, Perşembe günü sizi alıp dediğini yanımda çekerken hemen kurala kattım bunu. Evet, alan bu kadar karışmışken, alanda kaos varken bizler de diyoruz ki Dünya Güreş Şampiyonası'na mindere çıkacak serbest Greco-Romen ve bayanlara başarılar diliyoruz. Ve Türk güreş tarihinin en büyük şampiyonu, 20. asrın Türk şampiyonunu ekranlarınıza getiriyoruz. Hamit Kaplan 20 Eylül 1934 yılında Amasya'nın o zamanlar nahiye olan Hamamözü ilçesinde doğdu. Dayısı Adil Candemir'in şampiyon bir milli güreşçi olması, madalyalar kazanmasıyla güreş sevgisini yüreğinde hissetti. Dayısının mayolarını ve güreş ayakkabılarını giyer, şampiyonluk hayalleri kurardı. Her Türk genci gibi o da harmanlarda kara kucak güreşiyle büyüdü. Hayvanat bahçesinde kaplan bakıcılığı yaparken kararını verdi. Bu iş bana göre değil, ben minder güreşi yapıp şampiyon olacağım dedi. 21 yaşında minder güreşine başladı. Kara kucak temeli olduğu için kısa sürede milli takıma seçildi. Milli mayoyu ilk kez Akdeniz oyunlarında İspanya Barcelona'da giydi. Greco-Romen ağır siklette tüm rakiplerini yenerek altın madalyayı boynuna taktı.
Bu onun hayallerini gerçekleştirmesinin ilk adımıydı. Aynı yıl Almanya'da dünya üçüncüsü oldu. Bir yıl sonra Melbourne'de, bu kez serbestte, ağır siklette tüm rakiplerine minderi dar ederek olimpiyat şampiyonu oldu. 1957 yılında İstanbul'da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yine o vardı. Artık onun tahta bavulu evde durmayacak, Budapeşte'den Tahran'a, Yokohama'dan Tokyo'ya, dünyanın dört bir tarafına gidecekti. ...1960 Roma'da olimpiyat gümüş madalyası kazanan Kaplan, 1964 Tokyo'da ağır siklette bronz madalya kazanacak ve 3 olimpiyatta madalya kazanan tek Türk güreşçisi olarak tarihe geçecekti. Dünya şampiyonalarında hem serbestte hem Greco-Romen'de toplam 8 madalya kazanan büyük şampiyon, dünya güreş tarihine ismini altın harflerle yazdırdı. Türk-İslam geleneğini yaşattığımız dualı çayır Edirne Sarayiç ile Kırkpınar ağası olarak giren Kaplan, kara kucak ve yağlı güreşimize de maddi manevi her türlü desteği verdi. 175 kez milli mayoyu giyen, ay yıldızı bayrağımızı dünyanın dört köşesinde dalgalandıran yufka yürekli iyiliksever şampiyonumuz, 5 Ocak 1976'da trafik kazası sonucu bu yalan dünyadan ebediyete göç etti. Evet, merhum Hamit Kaplan 3 olimpiyatta da kürsü yapmış. Türk güreşinin hem madalya anlamında hem de insanlık, adamlık anlamında çok önemli bir ismiydi. 1956 Melbourne'de altın, 60 Roma'da gümüş, 64 Tokyo olimpiyatlarında bronz madalya kazandı. Dünya şampiyonalarında toplam 8 madalyası var. Ve bir de Dünya Kupası şampiyonu Hamit Kaplan. Allah rahmet etsin. Amerika'da Las Vegas'ta mindere çıkacak millilerimize hem başarılar diliyoruz hem de örnek alacaksanız böyle değerli bir şampiyonu örnek alın. Çünkü madalyalar insanlara sadece para kazandırır. Aileden ve kendinizi yetiştirdiyseniz o zaman adam olursunuz. Adam gibi adam Hamit Kaplan'ı bütün gençliğe örnek gösteriyorum sevgili izleyenler. Başpehlivanlıkta artık peşlevde yavaş yavaş son fasıldayız. Birazdan mücadele başlayacak. Evet değerli güreşçilerler. İsmail Balaban ekranlara geliyor. Madalya törenimiz kaldığı yerden devam ediyor. Tarihi Kırkpınar'da altın kenar kuşandı. Baş pehlivan oldu. İkinci oldu ve üçüncü oldu. Son üç yıl Kırkpınar'da, Edirne Saray içinde güzel karşılaşmalarla seyircinin gönlünü kazandı ve damgasını vurdu Edirne Saray içine. İsmail Balaban ekranlara geliyor. Ve ikizi Turan Balaban, Hasan Borucu ile başaltı mücadelesinde. İkisi aynı anda ekranlarınızda değerli izleyenler. Evet, baş altında Hasan Borucu kendisini zor durumdan kurtardı. Mücadele ayakta devam ediyor. Çift paça kapmak istedi Hasan Borucu. Turan Balaban boyundurup da durdurdu rakibini. Sevgili izleyenler. Şimdi dalan isim Turan Balaban'dı. Paçayı ele geçiremedi. Evet. Evet değerli güreşçiler, 5
Yaş altında Turan Balaban da Hasan Borucu da yaptıkları zorlu karşılaşmalar sonucunda yoruldular. Ve şimdi ikizi ekranlara geliyor. İsmail Balaban birazdan 663. Elmalı Yeşilyerli güreşlerinde son karşılaşmasını yapacak Orhan Okulu'yla. Evet, Hasan Borucu'nun bir hata vardı. Sevgili izleyenler, evet, mücadele ayakta devam ediyor. Başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyor. Pehlivanlarımıza başarılarını devam ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, baş pehlivanlık müsabakası başladı. Artık günün son karşılaşması ve yanımızda da Erkan Koca Sakal var. Baş pehlivanlıkta final mücadelesi başladı ve 3 gündür burada görev yapan Erkan Koca Sakal'dan bir cümle alacağız. Orhan Okulu ve İsmail Balaban burada mücadele eden isimler ve müthiş bir kalabalık var. Erkan Koca Sakal, 3 gündür sen de yoruldun. Birkaç cümle alacağım baş pehlivanlık güreşi devam ederken. Şimdi Gökhan abi, bu yıl biliyorsunuz elmalı kemer senesi. Evet. Orhan Okulu eğer bu sene de baş pehlivan olursa altı kemer alacak. 3 gündür çok güzel güreşler seyrettik. Ve bunun yanında da biliyorsunuz Elmalı 663. olmak üzere yapılıyor. Evet. Türk'ün ilk er meydanı. Mahşeri bir kalabalık var. Hatta şu anda evet, güreş sahası. Sayın yönetmenim, baş pehlivanlık güreşine biz dönelim. Evet. Almadı. Tribünler evet, seyirciye yeterli kalmadı. Bir bu kadar seyirci de saha dışarısında kaldı. Peki, şimdi belediye başkanım beni çağırdı. Belediye evet, başkanım Allah izin verirse gelecek seneye burada çok muhteşem bir projeyle çıkacaklar seyircinin karşısına. Burada bir arena gibi bir stadyum düzenlemesi yaparak Elmalı Yeşilyaya Er Meydanı'nı büyülterek çok modern bir stadyum yapmayı düşündüklerini söylediler. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel de bu konuda çok büyük destekçi. Finans konusunda da proje konusunda da çok büyük destek vereceklerini söylemişler. Bu anlamda da Allah nasip kısmet ederse gelecek sene burada çok muhteşem bir stadyumla inşallah ya temeli atılmış olacak ya da bitmiş olacak nasip kısmet olursa. Evet. Güreşler çok güzel Gökhan abicim. Tarihi Kırkpınar tabii ki Atasporu'nun olimpiyatları, bu kesinlikle kuşkusuzdur. Ama tabii ki işte burada tarih olarak çok eski olan 663. Elmalı var. Bu güreşlere de kesinlikle değer vermek gerekir. Elbette. Ben güreş olurken hemen kısa bir şey söylemek istiyorum. Çok etkilendim. Evet. Evet, İsmail Balaban. Tek dalda Orhan Okulu'ya sert bir elen seyirdi. Evet. Temin seyircime bir şey anlatmak istiyordum. O sırada tabii ki basının tepkisiyle karşılaştık orada. Bu bölgeye dervişler ilk geldiğinde evet, güreş söylenir. Ve dervişler Abdal Musa Hazretleri'ne gidip güreşe katılım konusunda görüş istemişler. Mübarek güreşin çok önemli bir değer olduğunu belirterek güreşi yönlendirmiş. Ve cuma günü de cuma namazı hutbesinde bir şey dinledim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hazreti Ali'nin torunları Hasan'la Hüseyin'in güreşini izliyorlar ve bu esnada Efendi Hazretlerimizin Hazreti Hasan'ı tuttuğu görülür. Ve orada sorulur Efendimiz'e niçin diye. Evet. Onun da vermiş olduğu cevap, Hüseyin'i Cebrail tutuyordu, ben de Hasan'ı severim, ben de onu tutuyorum. Demek istediğim şudur, biz Türk milletiyiz, elhamdülillah Müslümanız, İslam ülkesiyiz. Evet. Bizim atasporumuz yağlı güreştir. İşte görüyorsunuz, Türk milleti bugün tekrar burada bu ilgiyi ispatladı. Evet. Stat almadı. Bir bu kadar insan da dışarıda var.
Evet. Bizler destek veren devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz ama futboldan sonra Türkiye'de çok büyük değeri olan bu güreşin inşallah daha ileriye taşınacağına bugün burada inanç göstermiş bulunuyoruz. Evet, 3 gündür yaklaşık 30 bine yakın seyirci her gün bu alanda. O yüzden buradaki tribünler almıyor. Bunu da artık Erkan Kocasakal sen yönetimde sürekli görüştüğü için söylersin. Umarız daha büyük bir tribün yapılır. Çünkü seyirci burada sahanın içinde olduğu zaman tabii ki biliyorsun. Tabii ki. Kolay gelsin diyorum çok Erkan Kocasakal. Sana diliyorum. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok sağ olun. Baş pehlivanlık güreşinde İsmail Balaban ve Orhan Okul arasında müthiş mücadele var sevgili seyirciler. Bizim yaptığımız uyarılar güreşin yararına ve güreşin selameti için. Karadeniz. İkinci Mustafa Mecit Uysal. Ayakkabı birincisi Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Güreş Takımı'nın pehlivanı Umut Bayraklı. Başaltı ve baş pehlivanlar son karşılaşma için eğer meydanında kol bağladılar. Evet. Diğer tarafta başaltında puanlama devresi devam ediyor. Madalyalarını takdim etmek üzere. Orhan Okulu biraz daha dinlenik. İsmail Balaban'a göre Ayhan Üstündağ. Evet, İsmail Balaban daha çok puanlama güreşlerinden çıktı. Evet. Orhan Okulu daha erken bitirdi müsabakaları. Daha çok dinleme fırsatı buldu. Yolcu Sayın İsa. Daha önceki yapılan Kurtdere güreşlerinde de her iki pehlivanımız final müsabakası yapmışlardı. Evet. Oranın da bir rövanş olarak görüyorum ben bu müsabakayı. Ve tarihi Kırkpınar'da da yarı finalde mücadele ettiler. Evet. Orhan Okulu galip gelmişti. Zannediyorum kemer yılı Orhan Okulu'nun 3. yılı bu. Evet, 3. yılı bu. Altın kemer var tarihi elmalı güreşlerinde sevgili izleyenler. Bakalım altın kemeri alabilecek mi Orhan Okulu? Şu anda her iki güreşçi de risk almadan birbirlerini evet kontrol ederek güreşe devam ediyorlar. Evet Orhan bu arada. Evet Antalya. Çift paça daldı İsmail Balaban. Geri çıkıyor. Daire başkanlarımıza. Antalya Elmalı'da son karşılaşma ekranlarınızda. Diğer tarafta başaltının puanlama devresi. Turan Balaban ve Hasan Borucu arasında devam ediyor sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta yapılacak karşılaşmaların canlı olup olmayacağı bizlere bildirilirse sizlere güreşin adresi Kündal'da Facebook sayfamızdan ilan edeceğiz. Tekrar ediyorum. Yöneticilerimiz tarafından belirlenir ise yağlı güreşlerin canlı olduğunu sizlere güreşin adresi Künde adlı Facebook sayfamızdan ilan edeceğiz. Antalya'da büyük güreş kaldı mı Ayhan Üstündağ? Antalya'da büyük güreşlerimiz, 3 tane daha büyük güreşimiz kaldı. Evet. Manavgat Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 20 Eylül Pazar günü. Evet. Manavgat Er Meydanı'nın güreşleri. Çok acele kürsüyü. 4 Ekim tarihinde döşeme altı yağlı pehlivan güreşleri. Evet. Aksu Belediye Başkanlığımızın düzenlediği Aksu Yağlı Pehlivan güreşlerimiz var. 11 Ekim'de de Serik Belediye Başkanlığımızın düzenlediği Yağlı Pehlivan güreşleri. Evet, desteği küçük boyunda. Döşem altında söylemiştim. Döşem altı Yağlı Pehlivan güreşleri 27 Eylül evet Pazar günü. 23. Talat Uyar. 2. Samet Avcıoğlu Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Güreş Takımı. Desteği küçük boy birincisi Hasan küçük boy pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere
Antalya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Sayın Avukat Semih Esen. Güreşi yere indirmeye çalışıyor İsmail Balaban. Şakir Aydın. Milletvekillerimiz Sayın Doktor Niyazi Nefikara. Sayın Devrim Kök. Muratpaşa Belediye Başkanımız. Diğer tarafta Turan Balaban baş altında şu anda bastırmış durumda Hasan Borucu'yu puanlama devresinde. Güreşleri Tertip ve Komuta Başkanı Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği her meydana davetimi arz ederim. Orhan Okulu yavaş yavaş güreşi bindirmeye çalışıyor. Evet. Ayağın üstünde. Evet. Baş altında müthiş bir mücadele oldu. Turan, evet. Turan Baraban birinci oldu. Hasan Borucu ikinci oldu. Her iki arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Alkışlıyoruz kardeşlerimizi. Alkışlıyoruz. Kala kala son karşılaşma kaldı. Baş pehlivanlık boyunda İsmail Balaban ve Orhan Okulu mücadelesi ekranlarınızda sevgili seyirciler. Evet, değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Pehlivanlarımıza başarının devamını diliyoruz. Üçüncü İsa Yıldırım. Yine üçüncü Semih Bayram Yılmaz. İkinci Hayri Günay. Evet, deste. Buyur moro. Evet değerli arkadaşlar, TRT'miz canlı yayın çekiyor. Lütfen şurayı bir boşaltalım. Hadi arkadaşlar lütfen. Şimdi şurayı boşaltalım. Evet arkadaşlar, burada işi olmayanlar ya otursun ya lütfen burayı terk etsin. Bak, final güreşimiz var. Seyircilerimiz güreşleri izlemek istiyorlar. Lütfen. Zabıta görevlileri lütfen arkadaşlara oturtturalım, basın mensupları lütfen. Evet, deste orta boy üçüncüsü İsa Yıldırım. Yine üçüncü Semih Bayram Yılmaz. İkinci Hayri Günay. Deste orta boy birincisi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Asat Spor Kulübü'nün pehlivanı Sinikli Enver Yörük. Güreşe denge geldi şu an. İsmail Balaban da ataklara karşı atak yapıyor. Kaş Belediye Başkanımız Sayın. Şimdi bastırmak üzere İsmail Balaban. Orhan Okulu hemen ayağa kalkıyor. Osman Kaan Sarıoğlu. Müthiş bir atak yaptı İsmail Balaban. Evet. Aynı şekilde Orhan Okulu karşılık verdi. Ramazan Çalı. Çok iyi tanıdıkları için birbirlerini çok da riske girmek istemiyorlar. Aksu Belediye Başkanımız Sayın Halil Şahin'i her meydana davetimi arz ederim. Davuzlar, davuzlar. Değerli gösterenler görüyorsunuz. Her meydana Elmalı'da baş pehlivanlık finalinde kıran kırana güreşler var. Mazlumların dertleriyle dertlenmeyen canları candan saymam. Evet, zaman zaman dağlar delinmeyen
uyarıyoruz saygıdeğer seyircilerimizi. Yakınlarda oturduğu için yayına çıkıyor sesleri. Değerli izleyenler, seyirciler şu anda çayırdalar. Baş pehlivanlık güreşleri devam ediyor. Dur veteran. Dedem otur da dedem. Dede otur dede. Otur dedem otur. Otur dedem. Karşılıklı lenseler var. Evet pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Aksu Belediye Başkanımız Sayın Halil Şahin, Demre Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Topçu, Senik Belediye Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ramazan Çalık. Şu anda yeniden denge evet. Geldi güreşlere. Lenselerle yanına yaklaştırmıyor. Orhan okuluyor İsmail Balaban. Zaman zaman hakeme serzenişte bulunuyor Orhan okulu. Evet. Kulüplerini de söyleyelim hocam. Orhan okulu Antalya Muratpaşa Belediye Spor Kulübü adına güreş yapıyor. Evet. İsmail Balaban da Konyaaltı Belediye Spor Kulübü adına güreş yapıyor. Teşekkür ediyor. Pehlivanlarımıza başarının devamını diliyoruz. Her iki kulübümüz de güreş adına güzel yatırımlar yaptı. Evet. Yani burada yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Ataspor'umuza sahip çıktıkları için. Önümüzdeki haftalarda büyük ve önemli güreşler var. Değerli izleyenler. Tekrar ediyorum, o karşılaşmalardan, etkinliklerden hangisi canlı olarak belirlenirse haberimiz olduğunda sizlere güreşin adresi kupon ilan edeceğiz. O yüzden Facebook'ta güreşin adresi gündeyi takip etmeyi unutmayın. En centilmen güreşçi Serkan Tunç. En iyi peşref çeken güreşçi Şevket Can. İkisi de birbirlerini çok iyi tanıdığı için taktiklerini bozmak için uğraşıyor gördüğüm kadarıyla. İsmail Balaban çok fazla yaklaştırmadı Orhan okulu yanına. Elenselerle bozmak istedi. Okulu da paçalarını sürekli koruyor İsmail Balaban'dan. En centilmen güreşçi Serkan. Her ikisi de çok riske girmek istemiyorlar. Küçük boylardan beri baş pehlivanlığa kadar çok müthiş mücadele yaptılar. Çok iyi tanıyorlar birbirlerini. İsmail Balaban çift aldı bu arada. Tekrar kasnaktan bastırmak istiyor. Orhan okulu 3. yıl olduğu için riske atmak istemiyor. Biraz daha dengeli güreşiyor. Firike Belediyesi'nin pehlivanı Yusuf Yıldırım. Yine üçüncü Hasan Özen. İkinci Tunahan Özgür. Birinci Özgür Kapan. Evet deste büyük boy pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere hemşerimiz, koordinatör valimiz, el meydanlarında bizi yalnız bırakmayan değerli valimiz Sayın Veysel Dalmaz, Göç İdaresi Genel Müdürü Sayın hemşerimiz Atay Uslu, Burdur Başsavcımız Sayın Sadi Doğan. Baş pehlivanlıkta güreş ara devrede mi bitecek yoksa puanlamaya mı taşınacak? Şu andaki görüntü puanlamaya taşınacak gibi gözüküyor. Evet, baş pehlivanlar güreşirken bir baş pehlivandan da
görüş alacağız sevgili seyirciler. Hasan Zeybek yanımıza kadar geldi. Gözümüz güreşte, kulağımız Hasan Zeybek'te olacak. Evet, Hasan Zeybek hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Gökhan Güzel abi. Karşılaşmalar yaptın ve burada Fatih Atlı'yı aradan çıkarmayı başardın. Evet, zorlu bir müsabaka oldu. Daha sonraki rakiplerimizi bugün işte İsmail Balaban'la yaptık. Şanssız bir şekilde yenildik. Ama tabii derece yapmak istiyordum. Evet. Kısmet diyelim. Evet. Bir yıl sonra 664'e sakla kendini. İnşallah, inşallah. Bundan sonra da daha başarılı olmak istiyorum. Evet. Kürsülerde yer almak istiyorum. Bizim de Bandırma... 17 Eylül'de evet. güreşlerimiz var. İnşallah bütün güreş severleri oraya bekliyoruz. Giriş ücretli mi burada olduğu gibi? Yok, kesinlikle ücretli Peki. değil. Başkanımız herkese kapılarını açtı. Ücretsiz bir şekilde Sayın Dursun Mirza bütün güreş severleri bekliyor. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi evet. Bandırma'da da büyük güreş etkinliği var diyor Hasan Zeybek. Bayağı büyük olacak yani. Peki Balaban'ı davet ettin mi? Meydan okudun mu? Gel orada kozumuzu paylaşalım dedin mi hiç? Evet, değerli var. Evet. Gelenektir şimdi, biliyorsun meydan okuma Hasan Zeybek. Başarının devamı. Ona meydan okuyacağım. Evet. Faruk Akkoyun'a, ona. Yani oraya bekliyorsun, orada çarpışma orada büyük olacak yani diyorsun. Orhan Okulu'yu da bekliyorum. Çarpışma gerçekten büyük olacak. Yani ben de varım diyorum artık. Evet. Form grafiğim yükseldikten sonra yani bu sahalardan bizi kolay kolay çıkartılamayacağına inanıyorum. Ben de kürsünün bir tarafında olacağım diyorsun. Olacağım inşallah. Evet, kısmet diyoruz. Hasan Zeybek, sana çalışmalarında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Umarız güzel karşılaşmalar Sizleri yaparsın. Sizleri de TRT olarak davet orada görmek istiyoruz. Davet ediyoruz. İnşallah biz de yazdık. İnşallah. Bizler görevlendirildiğimiz takdirde her yere gideriz. Yeter ki yağlı güreş olsun, canlı yayın olsun, hiç sorun yok. Perşembe günü Bandırma'da inşallah. Elbette. Sayın yöneticilerimiz karar verir. Bizler gelir burada. Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışırız Hasan Zeybek. İnşallah. İnşallah Gökhan abi. Başbakan olarak da seyircileri de bütün seyircileri evet. ve güreş severleri 17 Eylül'de Bandırma'ya bekliyorum. Ata mirasımız yaşasın böylelikle evet, diyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin her yerinde hatta Balkanlar'da da yağlı güreşimiz yaşatılıyor. Bunu buradan belirtelim ve Balkanlardaki karındaşlarımız diyorlar ki biz de artık Kırkpınar'da güreşmek istiyoruz. Biz de diyoruz ki önce gelin sezondaki güreşlerde güreşin, ondan sonra buyurun Kırkpınar'a, ama ondan önce küçük bir yönetmelik değişikliği gerekiyor. Onu da Sayın Başkan'la Dünya Şampiyonası'ndan evet, sonra küçük boyunda, görüşeceğiz. Küçük boyunda, bir kez daha Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Millilerimize başarılar diliyoruz. Milli takımlarımızda serbestte, Greco-Romen'de ve bayanlarda. Mindere çıkacak her Türk sporcusu madalyanın adayıdır. Gönlümüz onlarla beraber sevgili izleyenler. Hamit Kaplan'ı o yüzden verdim. Onu görsünler, motive olsunlar diye. O yüzden sana da başarılar diliyoruz. Kolay gelsin Hasan Zeybek. Ben çok teşekkür ediyorum Gökhan abi. Emeği geçen TRT'ye, herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar iletiyorum. Evet. Saygılar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah tekrar. Kolay gelsin, olun, iyi çalışmalar. Sevgili seyirciler, baş pehlivanlıkta ana devrede güreş bitecek mi merakla bekliyoruz. Şimdi bir kafa içeride dalış yaptı İsmail Balaban, alamıyor. Orhan Okulu çok temkinli. İsmail Balaban çok uzun puanlamalar yapmasına rağmen gayet güzel güreşti şimdiye kadar. Çünkü Orhan Okulu'nun taktiği hep güreşlerin başında rakibini bastırarak yıpratıp yenmekti. Balaban bu taktiği bildiği için şimdiye kadar Orhan Okulu'nun oyununa düşmedi diyebiliriz. Çok dengeli bir şekilde götürdü evet. müsabakayı İsmail Balaban. Burası Balaban. İkisinin de memleketi. Evet, ikisi de. Antalya bölgesinin çocukları ikisi de. İkisi de ezilerek geldiler. Evet. İsmail ve Turan Balaban için bizim öğretmen hocamız demişti ki yıllar önce gördüm. Buranın tabiriyle vay bunlar da büyüyüp pehlivan olacak, biz de göreceğiz mi demiş. Evet. Çok küçüklerdi. Babaları ellerinde tutmuş çarşıda yeni kısmet diktirmiş. Yürütüyordu dedi. Biz de dedi ki kısmet çalıştılar işte İsmail Başa. Turan baş altına güreşiyor. Herkese böyle çocuk nasip etsin diyoruz. Evet sevgili seyirciler, tekrar ediyoruz. Önümüzdeki hafta yapılacak güreşlerin canlı olup olmayacağı bizlere bildirildiğinde sizlere ilan edeceğiz. En yakın güreş ne zaman? Ayhan Üstündağ,
11 Eylül Cuma günü Karamürsel'de büyük yağlı pehlivan güreşleri var. Gelenek olarak Cuma namazından sonra başlayan bir güreş ve gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Evet. Buradan Ahmet Taşçı ustamıza, Kadir Birlik ustamıza da evet, bu güreşi, yağlı güreşimize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Türk güreşinin fenomenidir Ahmet Taşçı ustamız. Şunu belirtelim, geçtiğimiz yıllarda tüm kemerli isimleri çağırmıştı Ahmet Taşçı. Muhtemelen bu sene de çağırmıştır. Biliyoruz Ahmet ustamın ağırlaması çok iyidir. Bütün baş pehlivanları çağırdı diye şimdi, evet, Ayhan Üstündağ söyledi. Bakalım Karamürsel nasıl geçecek? Sert geçeceğine eminiz. Ve Antalya'da 4 büyük güreş var. Türkiye'nin değişik bölgelerinde güreşler var. Ve hepsi de bu güreşlerde kısmet giyecek. İzlediğiniz pehlivanlar da davetli oraya. Orhan Okulu ve İsmail Balaban sevgili izleyenler. Müthiş mücadelede güreşe dengeyi getirdi İsmail Balaban. Elmalı'da bizzat babası tarafından beslenen İsmail Balaban, Orhan okulunun ataklarını şimdiye kadar savuşturdu. Bakalım bundan sonra ne olacak? Yavaş yavaş ana devrenin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Artık Eylül ayındayız. Son 8 hafta sevgili seyirciler. Çok teşekkür ediyorum. Son 8 hafta güreş sezonunun bitmesi için bakalım bu 8 haftada neler olacak. Bizler de merakla bekliyoruz. Umudumuz kim baş pehlivan olursa onlarla bir röportaj yapıp yayını da öyle paslamak. Yine üçüncü Oğuzhan Tekmen, ikinci Ali Topa, küçük orta büyük boy birincisi Antalya. Evet, İsmail Balaban serzenişte bulunuyor hakeme. Madalyalarını takdim etmek üzere. Evet, tarihi kıpırlarımızın efsane güreş ağası Sayın Seyfettin. Evet, puanlama devresi başlayacak sevgili seyirciler. 5 dakikalık ilk puanlama devresi. Bakacağız. Şimdi İsmail Balaban'ın Orhan Okulu çalıştırıcıları tarafından son taktikleri alacaklar. Su içecekler, dinlenecekler, yağlanacaklar, çıkacaklar ve kemer için artık son yıl Orhan Okulu alabilecek mi, yoksa İsmail Balaban Orhan Okulu'nun oyununu bozacak mı? Bilemiyoruz. Birazdan belli olacak. Tarihi Kırkpınar kadar önemli Orhan Okulu için burası. Çünkü 3. yılı sevgili izleyenler. Burada da altın kemer veriliyor. Sayın Cemal Ekşioğlu. Orhan Okulu çok temkinliydi. Çok fazla karışmadı. İsmail Balaban'ın karşı ataklarından aniden güreş tabiriyle bir Ali Cengiz'e kurban gitmemek için çok temkinliydi Orhan Okulu. Bakacağız 5 dakikalık puanlama devresi nasıl sonuçlanacak? Tarihi Kırkpınar'da yarı finalde geçmişti İsmail Balaban Orhan Okulu. Evet, bu arada bir not iletti arkadaşlarım bana. Dediler ki buradaki kemeri 4 kişi şimdiye kadar 3 baş pehlivan aldı. Ahmet Taşçı, Kenan Şimşek ve Mehmet Keçe. Notunu da ilettiler, biz de buradan söyleyelim. Şunu da buradan analım sevgili seyirciler. Mehmet Keçe Atak, Ahmet Taşçı ve Kenan Şimşek üst üste 3 yıl alıp tarihi Elmalı Yeşilyay'la da altın kemerin ebedi sahibi olan isimler. Burada bir evet, not bildireyim Gökhan abi. Kenan Şimşek 4 yıl üst üste oldu. Evet. O dönem belediye başkanı değişikliği olduğundan dolayı bir yılını saymadılar Kenan Şimşek'in. 4 yıl oldu, o şekilde aldı kemeri. Evet. Yine ekibim baş pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir.
Evet, puanlama devresi başlayacak. Değerli izleyenler, paçalar tekrar kontrol ediliyor. Ayaklara kurdeleler bağlanıyor. Orhan Okulu mavi kurdeleyi şimdi kuşandı ve kırmızı kurdeleyi İsmail Balaban kuşanacak. Normal sürede iki güreşçi de hiç risk almadılar ama puanlamada mecburen puan almak için riske girmek zorundalar. Evet. Umut ediyoruz. Önümüzdeki dönemde daha büyük tribünler yapılacaktır. Çünkü seyirciyi almıyor artık. Elmalı Yeşilyay'la Er Meydanı. Evet, değerli güreş ağalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ekranlarımıza geliyor. Pehlivanlarımıza başarılarının devamını diliyoruz. Güreşçilerin 5 dakikalık dinlenme süreleri var. Şu anda onu değerlendiriyorlar. Artık yeniş zamanı, puan zamanı diyoruz. Bizler de istiyoruz ki yayınımız çerçevesinde güreş güzel bir şekilde sonuçlansın. Ve baş pehlivandan bir röportaj, bir söyleşi alalım. Neden? Çünkü burada kemer var. Kemeri alırsa Orhan Okulu, kemeri yakarsa İsmail Balaban. Buradan flash isim olarak çıkacak. Türkiye'nin yıldızı olacak. Evet. Bakacağız. Hepimiz merak içerisindeyiz. Kimse kalmayacaktır. Tekrar ediyorum. Baş pehlivanlarımızın ve final maçını yöneten hakemimizin haricinde Er Meydanı'nda hiç kimse kalmayacaktır. Sağ komiserlerimize önemli duyurulur. Evet, baş pehlivan Mustafa Kemal Karaboğa. Çok acele protokol tribünün önüne. Sayın Mustafa Kemal Karaboğa. Çok acele protokol tribünün önüne. Evet, 663. Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri en teknik güreşçi Hasan Borucu, en centilmen güreşçi Serkan Turunç, en iyi peşin puanlama devresinin güreşçi başlaması için dinlenme süresinin bitmesini bekliyor hakemler. Türkiye baş pehlivanlıkta yağlı güreş puanlama merkez devresinde belli olacak. Elmalı'nın baş pehlivanı. Kule hakemimiz Sayın Mehmet Yılmaz. Şu anda dinlenme süresi bitti ama İsmail Baraban'da küçük bir problem var. Evet. Sağlık görevlileri müdahale ediyor şu anda. Kule hakemi. Kaşında hafif bir açılma var. Akdeniz bölge sorumlumuz Sayın Bilal Şahin. Yine kule hakemimiz Sayın Sait Temiz. Bizler de pehlivanların ayağa kalkmasını bekliyoruz. Antalya Erbanı Belediyesi yağlı pehlivan güreşlerimizin en teknik, en centilmen, en iyi peşref çeken güreşlerini kule hakemlerimiz tayin etmişlerdir. Bu bağlamda 3 gündür bize evet sevgili seyirciler, Türk güreşinin aktörü Savaş Yıldırım, Diriliş Ertuğrul dizisinde, Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birinde çekimlere başladı. Onu söyleyelim. Kendisiyle görüştük, dedi ki hocam ikinci bölümle birlikte Avrupa üçüncüsü Atilla Güzel'le birlikte Alperen Pehlivan rolünde ekranlarda olacağız. Savaşa hazırlık sanatı, Antalya, güreş. Biz de onu icra ediyoruz. O yüzden seyircilerimize oradan selam söylüyorum dedi. Diriliş Ertuğrul'u izlesinler dedi. TRT'nin ünlü yapımı sevgili seyirciler ve artık nihayet Diriliş Ertuğrul'a Alperen Pehlivanlar da olması gerektiği gibi girdiler. Umut ediyoruz. Daha güzel filmlerde daha karakter oyuncusu olarak görürüz. Savaş Yıldırım'ı ve Atilla Güzel'i. Madalyaları takdim etmek üzere Er Meydanı'na davet ediyorum. Orhan Okulu rakibini bekliyor. Değerli misafirlerimiz, güreş başlıyor, sahaya boşaltalım lütfen. Arkadaşlar, kimse kalmasın. Bize doğru da sayın yönetmenim. Sayın sağ komiserlerimiz, siz de boşaltıyoruz sahayı.
Evet. Alan yavaş yavaş seyirciler tarafından boşaltılıyor ve Başpehlivanlık'ta puanlama devresi başlayacak. Sevgili izleyenler. Evet, büyük ortada. İsmail Balaban kurdelesini ayağına bağlıyor. Mücadele başladı. Başpehlivanlık'ta artık 5 dakikalık ilk uzatma devresindeyiz sevgili izleyenler. Bakacağız nasıl bir sonuç çıkacak. İkisi de puanlama devrelerinin adamı diyebilir miyiz Ayhan Üstündağ? Evet, birçok müsabakalarını puanlamada kazandı her iki güreşçi de. Şimdiye kadar yapılan müsabakalarda Orhan Okulu'nun biraz daha ağırlığını görebiliriz. Sayısal olarak tabii ama güreş bu. Her an her şey olabilir sevgili seyirciler. Bakıyoruz İsmail Balaban uzun uzatma devrelerinin sonucunda dahi olsa finalde çok güzel karşılaşma çıkardı şimdiye kadar. Evet, tebrik ediyoruz bu anlamda kendisini. Bakacağız İsmail Balaban kazanırsa Orhan Okulu'nun kemerini yakan baş pehlivan olarak tarihe geçecek. Tarihe geçecek, aynen öyle. Orhan Okulu da kazanırsa dördüncü isim olarak Ahmet Taşçıların, Kenan Şimşeklerin, Mehmet Keçe Atakların yanına ismi yazılacak. İkisi de tarihe geçecek Ayhan Üstündağ. Evet, ikisi de tarihe geçecek. Tarihi bir güreş. Evet değerli güreş severler, lütfen şurada çökelim olduğumuz yere. Değerli arkadaşlar, lütfen biraz geriye. Sağ boksörlerimiz, lütfen el meydanımızı boşaltalım. Orhan Okulu ve İsmail Balaban sevgili seyirciler. Son karşılaşmada Başpehlivanlık finalinde uzatma devresindeler. Umut ediyoruz biter bitmez pehlivanları buraya alır bir röportaj yaparız. Madalya töreninden evet, önce. Arkadaşlar lütfen. Bizim çok için çok önemli bu. TRT'miz, Akdeniz TV'miz şu an güreşlerimizi tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya canlı olarak yayınlamaktadır. Bu bağlamda lütfen buradan biraz daha geriye girelim. Teşekkür ediyoruz. Göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı. Buyurun. İki pehlivan da gayet temkinli bir şekilde 5 dakikalık ilk puanlama devresini çıkarıyorlar sevgili seyirciler. Orhan Okulu biraz daha stresli gibi çünkü kemer alacağı için daha çok temkinli güreş yapıyor. İsmail Balaban'ı daha rahat gördüm ben. Uzun yıllar evet. Beraber de antrenman yaptık. Ben onların abisiyim. Yani şimdi taraf tutmam söz konusu değil. Hak eden kazansın diyorum. Hangisi kazanırsa kazansın her zaman söylüyoruz. Evet. Türk yağlı güreşi kazanmış olacak. Değerli izleyenler ikisi de çok değerli başpehlivan. Evet, çok müthiş müsabakalar çıkardılar. Zaten finali de bu şekilde hak ettiler. 60'ın üstünde başpehlivan burada. İki gündür mücadele ediyor. 67 taneydi. Evet. Büyük orta boyunlara 3. Recep Görme. Yine 3. Adem Ustaoğlu. 663. İkinci Elmalı Yeşil Yale güreşlerinde Ertuğrul artık puanlama devresindeyiz. Son dakikaya girilmiştir. Evet, 5 dakikalık 15 yılı 663. ilk uzatma devresinde son dakika içerisindeyiz.
İşte bu anlarda birisi bastırırsa müthiş bir avantaj sağlayıp baş pehlivan olabilir. Telafisi olmayan dakikalar. Orhan Okulu çok temkinli, kemeri kaçırmak istemiyor. İsmail Balaban da Orhan Okulu'yu yenip tarihe geçmek istiyor. Elmalı Yeşilyayla'da kıran kırana mücadele devam ediyor sevgili seyirciler. Esasen kıran kırananın anlamı şu: Ayhan Üstündağ rakibini yendi, en başa geçti. Ben de ondan sonra yendim. İkimiz bir sonraki turda güreşiyoruz. Kıran kırana güreş bu demek esasen. Ama biz kırmak kelimesini savaşmak kelimesi olarak ve yenmek kelimesi olarak aldığımız için karşılıklı yeniş arayan pehlivanlar diye söylüyoruz. Aslında da söyledik ne olduğunu. Baş pehlivanlıkta artık puan anı, yeniş anı olacak mı? Final müsabakasında puan alan pehlivanın galip ilan edileceği bölüme geçilmiştir. Evet, bu bölümün ismini de biz söyleyelim. Süresiz uzatma devresi bu bölümün ismi. Yani burada 1. dakikada da puan alabilirsiniz. 10. dakikada da, 100. dakikada da ya da yeniş yapabilirsiniz. Şu anda şimdi süresiz uzatma devresindeyiz. Evet, evet. Ayhan Üstündağ. İlk puanı alan veya sırt aşağı yenen galip geleceği bir uzatma dakikalarındayız. Şu anda biraz daha hareketleneceğini tahmin ediyorum güreşin. Artık telafisi yok. Puan alan galip. Elmalı'da son karşılaşma, son anlar. İsmail Balaban'ın paçaya girme çabası var. Orhan Okulu karşılıyor kendisini. Evet, değerli kaymakamımıza, değerli komutanımıza, değerli protokolümüze çok İkisi de Antalya ediyorum. Bölgesinin baş pehlivanı sevgili izleyenler. Devamını diliyoruz. Baş altı boyunda 3. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Nazmi Şahin. Yine 3. Alanya Belediyesi'nin pehlivanı Durmuş Altun. Baş pehlivanlıkta evet. Artık baş altı ikincisi mücadelede süresiz uzatma devresindeyiz. İsmail Balaban'ın Elmalı Ceza Müdürümüzü vardı biraz önce. Eba Müslüm Bazan'ın pehlivanı Hasan Borucu. Yine Hasan Spor Müdürümüzü İsmail Balaban ve Orhan Okulu baş pehlivan olmak için evet. Mücadele eden isimler sevgili seyirciler. 15 yılı 663. tarihi geleneksel Elmalı Yeşilyayla. Bakalım kim baş pehlivan olacak sevgili seyirciler. Biz Minder'de birinci olana şampiyon, Yağlı'da Doğalı Çer'de birinci olana baş pehlivan ya da baş altı boyu birincisi, büyük orta boyu birincisi diyoruz. Şampiyon Minder'de var. Bunu asla unutmayalım. Zaman zaman cazgırlara da söylüyorum buradan. Bizim evet, baş altı pehlivanlarımızı güzel terminoloji oturtmamız gerekiyor sevgili seyirciler. İşte güzel seyirci arasında yayın yapıyoruz. Biz de mutluyuz. AK Parti milletvekilimiz Sayın Hüseyin Sabani. İsmail Balaban güreşi yere indirerek Orhan Okulu'yu avlamak istiyor. Mustafa Köseyi. Orhan Okulu güreş tabiriyle üzerine varmadı Ayhan Üstündağ. Evet, şu ana kadar boyuna gelmedi. Evet. Orhan daha çok kasnaklardan puan alan bir güreşçi. İsmail Balaban da karşı atak güreşen bir isim. Tekten dalarak, çift dalarak rakibini bozan, oradan puan çıkartan bir güreşçi İsmail Balaban. Tabi Orhan da bunu bildiği için evet. Gardını bir kez alıyor. Daha söyleyelim, önümüzdeki haftalarda yapılacak etkinliklerin canlı olup olmadığı bizlere sayın yöneticiler tarafından bildirildiğinde sizlere güreşin adresi Cündağlı Facebook sayfamızdan ilan edeceğiz. O yüzden güreşin adresi Cünde'yi takip etmeyi unutmayın sevgili izleyenler. Orhan Okulu sürekli tartıyor. İsmail Balaban şimdi tek paça kapmak istedi. Sert enselerle yaklaştırmıyor. Okulu yana bir kez daha girmek istiyor Balaban.
Evet değerli Antalya AK Parti milletvekillerimize, yine Antalya AK Parti il başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Pehlivanlarımıza başarılarının devamını diliyor. Şöyle coşkuyla alkışlıyoruz pehlivanlarımızı. Çok dengeli bir şekilde devam ediyor. Baş pehlivanlık finalinde süresiz uzatma devresi. Evet değerli izleyenler, bir kez daha söyleyelim. Facebook'ta Güreş'in adresi Künde'yi takip ederseniz önümüzdeki haftalarda yayınlanacak etkinliklerin canlı olup olmayacağını oradan takip edebilirsiniz. Evet değerli milletvekilimiz, evet. Sayın Mustafa Köse'ye, Sayın Hüseyin Samani'ye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Pehlivanlarımıza da başarılarının devamını diliyoruz. Bu dakikalarda biraz daha risk almaları gerekiyor. Elmalı'da müthiş mücadele devam ediyor. Değerli izleyenler, gözümüzü hiç ayırmıyoruz. Her an bir yeniş olabilir, bir puan çıkabilir. Baş pehlivanlıkta Orhan Okulu mu, İsmail Balaban mı? Evet, Sarı Fırtına namıyla ünlü İsmail Balaban ekranların sağında. Ve bu yıl altın kemeri kuşanan Orhan Okulu ekranların solundaki baş pehlivan. İkisi de Antalya'nın öz bir öz evladı. Yörük çocukları. Yörük çocukları. Doğal beslenen iki isim karşımızda sevgili seyirciler. Bu bölgede keçi sütü çok sağlıklı bir şekilde pehlivanlar tarafından tüketiliyor. Evet, Orhan Okullu'nun bir hata vardı. Müsaade etmiyor. İsmail Balaban. Sulanmayan ağaçların meyvesi azdır. 663. Elmalı Yeşilyayla Er Meydanı'nda kıran kırana final var. Şöyle pehlivanlarımıza coşkulu alkış. Helali haktır. Evet Mertem. Orhan Okulu boyundurukla bastırmak istiyor. Bir taraftan da kasnağı yokluyor. Evet, kurtardı kendisini İsmail Balaban. Evet, Mehmet Dolmay Usta çok acele kürsünün yanına. Dile kolay, 663. kez yapılıyor tarihi Elmalı Yeşilyayla güreşleri. Geçtiğimiz iki yılı Orhan Okulu baş pehlivan olarak kazanmıştı. Üçüncü yılı değerli izleyenler. Atak var İsmail Balaban'dan. Orhan Okulu paçaları inmeye çalıştı. Muvaffak olamadı. Mücadele devam ediyor. Sert elenseler var. İsmail Balaban Orhan Okulu'yu yanına yaklaştırmıyor değerli izleyenler. Elmalı'da müthiş bir final mücadelesi. Süresiz uzatma devresindeyiz.
Kırmızı kurdeleli İsmail Balaban'ı, mavi kurdeleli Orhan Okulu izliyorsunuz. Türkiye'nin en iyi iki ismi Elmalı'da final yapıyor. Çok müthiş efor sarf ettiler. Evet. Şu dakikalarda puan çıkabilir her an. Güreş gayet dengeli bir şekilde devam ediyor. Her iki sporcu da ihtar almadılar. Güreş hareketlendi ama iki pehlivan da yenici oyuna girmek istemiyor. Sevgili izleyenler. Evet, Orhan Okulu şimdi Kasnak'tan. Evet, şimdi İsmail Balaban'ın paçalar inme çabası vardı. Sonuç yok. Evet, evet şimdi an... Orhan Okulu avantajlıydı. İsmail Balaban ayağa kalktı. Jimmy Jip'ten izleyelim. Evet. Mücadele devam ediyor. Evet, kameralarımız önü tamamen kapandı sevgili seyirciler. Biz de buradan izliyoruz. Keçi dikmesi oyunu alıyor Orhan Okulu. İsmail Balaban paçalar ele geçirdi. Çift paça aldı İsmail Balaban, bıraktı bir paçayı. Evet, bastırmak üzere Balaban. Karşı atak var. Orhan Okulu bastırdı ve baş pehlivan oluyor. Hemen alalım. Baş pehlivan belli oldu sevgili seyirciler. Orhan Okulu baş pehlivan oldu. Tüm kameralarımız kapandı. Allah'tan Jimmy Jip kamerası var. Yukarıdan çektik. İşte alan. Bakın bir anda binlerce seyirci pehlivanlara doğru hücum etti sevgili seyirciler. Orhan Okulu zorlu mücadeleler sonucunda baş pehlivan oluyor. Üçüncü yıl olduğu için de altın kemerin artık ebedi sahibi oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. İsmail Balaban'ı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir mücadele oldu baş pehlivanlıkta. Umut ediyoruz. Pehlivanlarımız bir nefes alsın, nefes. Bir röportaj yapıp öyle paslamak istiyoruz. Çünkü altın kemerin sahibi oldu Orhan Okulu. Sevgili izleyenler. Şöyle giderken alkışlarla gidin. Coşkuyla atmış yapın ikisine de. Zabıtaları lütfen çabuk evet. Geri yanıma. Evet, zabıta görevlileri lütfen yanıma. Tamam. Şunu alın. Evet. Bakacağız. Baş pehlivanlar kürsüye mi çıkacaklar? Buraya gelirseler bir röportaj alacağız. Bizler de sizler gibi merakla evet. Bekliyoruz. Evet, AK Parti Elmalı İlçe Başkanım Sayın Ali Gökçe Bey'i yanımıza davet ediyorum. Evet, baş pehlivanlarımızı hemen kürsüye alalım. Evet. Evet sevgili seyirciler, baş pehlivanları gördüğüm kadarıyla kürsüye alıyorlar. Bizler bekledik, gelseydiler bir röportaj yapacaktık. Evet, Elmalı Belediyesi'nde bekliyoruz. Çalışan tüm zabıta görevlileri lütfen kürsünün yanında yerinizi alın. Evet, baş pehlivanlarımızı kürsüye alalım. Evet, sağ kurtarlarımızın.
Her meydanda görevli sağ komiserlerin tamamı buraya. Evet sevgili seyirciler, 663. tarihi Elmalı Yeşilyayla güreşleri 3 gündür devam ediyordu. 60'ın üzerinde baş pehlivan burada kürsü yapmak için mücadele ettiler. Kala kala Orhan Okulu ve İsmail Balaban kaldılar. Evet, Orhan Okulu geliyor sevgili seyirciler. Röportaj paslamadan önce kısa bir röportaj alacağız. Sayın yönetmenim, lütfen kapatmayalım. Evet, Orhan Okulu yanıma kadar geldi. Evet. Orhan Okulu, hoş geldiniz. Hoş bulduk öncelikle Gökhan abi. Şöyle yanıma doğru gel, kameraya doğru bak Orhan Okulu. Gel böyle yanıma doğru, kameraya doğru dön. Önü açalım. Evet, 663'üydü ve bu sene senin kemer senendi. İsmail Baraban mücadeleyi hiç bırakmadı. Orhan Okulu'nun kemerini yakan adam olarak tarihe geçmek için. Evet. Neler söyleyeceksin? 3 gündür burada mücadele vardı. İsmail kardeşimizi de çok teşekkür tebrik ederim. Çünkü Grasiye burada bir maç yaptık. Finale gelesiye kadar ünlü rakiplerimizle güreştik hepimiz. Evet. O da ben de. Finalde inşallah 3. senemdi bu yıl. Ve altın kemerin ebedi sahibi oldum. Evet. Ve buradan beni her zaman yanımda abilik yapan ve her zaman desteklerini esirgemeyen başkanım Sayın Avukat Ümit Uysal'a çok teşekkür ederim. Evet. Ve 3 gündür burada arkamda benim tabii ki seyirci çok güçlüydü. Evet. Herkesin güçlüydü. İnşallah önce seyirciye çok teşekkür ederim. Evet. Bizleri desteklediği için ve Antalya'ya armağan olsun diyorum kemeri. Ve Kırkpınar'da da bu sene kemeri evet. 2015 yılında aldım. Allah nasip etti. İnşallah edemem şimdi. Kırkpınar'da 3 defa evet. alıp Antalya halkına Kırkpınar kemerini armağan etmek istiyorum. Evet. Sevgili seyirciler, beraber kapatalım Orhan Okulu, kameraya bakalım. 3 saattir canlı yayınla sizlere Elmalı'dan güreş heyecanını aktarmaya çalıştık. Bu güzel yayının sizlere ulaşmasına emeği geçen tüm TRT çalışanları adına ben Gökhan Günaydın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başka bir canlı yayında tekrar buluşuncaya dek hepiniz hoşça kalın. Esen kalın sevgili seyirciler. Baş pehlivan üçüncüsü Sonur Akkoyun. Yine üçüncü.